Çık yaşa. Çık yaşa. Bugün parka gidemiyoruz. Çünkü neden Nefes? Neden parka gidemiyoruz? Bir şey sabah geliyor. Hayır, onu güzel değil. Yağmur yağdığı için. Yağmur yağdığı için parka gidemiyoruz. Ama evde de durmak istemiyoruz. O yüzden radyo eşliğinde arabayı böyle sımsıcak yapıp biraz uzak bir alışveriş merkezine, markete gideceğiz. Bakalım nasıl bir gün olacak. Aa, buraya ev yapıyorlar. Çiçek sebze bahçesiydi burası. Çiçek sebze bahçesiydi. Evet ya. Evet. Hadi bakalım gidelim. Nefes'le beraber böyle bir şey aldık. Salon de Doz diye bir şeymiş. İçerisinden bebek çıkıyor. LOL bebek gibi, LOL bebekler gibi anladığım kadarıyla. İçinden neon saçlı bir şey çıkacakmış. Ve saç kuaförcülük oynayabilirsiniz diyor. Yani saçlarıyla oynayabilirsiniz diyor. Of, acıdı tırnağım, acıdı. Nefes eve kadar beklemek istemediği için hemen açmamı istedi. O yüzden açıyorum ama bayağı acıtıyor yani. Şurada çöpü var ve burnum kaşınıyor. Bu maske beni çok kaşındırmaya başladı ya. Niye böyle oluyor? Hava kuru diye midir? Klimalar yüzünden midir? Bilmiyorum. Çok zorlanıyorum. Dün de çok zorlandım. Şeyle, maskeyle. Ay. Tada! Bakalım ne çıkacak? Nefes, heyecanlı mısın anneciğim? Şöyle hair doll mudur, diz midir? Çok meşhur bir şeyse de bilgim yok. Bu çocuk oyuncakları şeyine yeni yeni giriyorum adostlar. Aa! Nefes, böyle oluyor bak. Ne düştü? Bir şey düştü. Bir şey fırladı. Bulmam lazım. Ha, tarak fırlamış Nefes. Nefes, bu tarağı şöyle önce göstereyim kameraya. Şöyle bir tarığı var. Anne, ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? Buyurun. Ve tara! Bir şey fırladı gene. Bu neymiş? Bence bu. Şu çöp bence. Yine evde bakarız. Çok saçma bir şey bu ya. Saçı yoluk moluk bir şey çıktı. Bu ne ya? Çıkaramıyoruz. Nasıl çıkaracağız bebeği oradan ya? Aha. Şöyle çıkardım koltuğunu. Tamam mı? Koltuğa oturan bir şöyle bebek. Anne. Bir dakika, açıyorum anneciğim. Heyecanlandın sen de. Şöyle bir troll bebek gibi bir şey ya. Saçları var, neon saçlı. Şöyle Nefes onu tarayacak şimdi. Ve tam olarak şöyle berber önlüğü de var. Çok komik. Nefes, şunu evde bakayım. Şu parçalarını ben alayım. Hatta bunu da böyle takıp sabitleyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla bir yerde. Böyle şey de var. Buyurun. Beğendin mi bebeğini? Evet. Anne, sana böyle yaptı. Evet, tarayacaksın saçını. Evde tokalar takarsın. Evdeki senin tokalarından kıza da takarsın. Olur mu? Bak. Anne, bak bir şey. Yeşil saçlı. He, oradan sandalyeyi çıkarıp o şeye sabitleyebiliyormuşsunuz. Step 1, step 2. Ay, ne kadar güzelleri varmış. Bize candy çıkmış. Anne, bakayım. Bak, bir sürü şeyleri var burada. Göstereceğim anneciğim.
Buyurun. Ve gidiyoruz. Doğru, o namayı ne katıldı sarıtıda da muhtemelen. Atsuki Taketomo to katakana hyouki ni kaeta no koi donna ryū kara nan de shou? Ma tōji no projekto no aida ni bando katsudō mo kasatte radyoyu kapatmam lazım. Ve bugün konumuz geri dönüşüm. Şimdi evde birikmiş şurada görebildiğiniz kolileri atacağım. İki türlü, üç türlü atabiliyorsunuz. Koli günü var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle çöpçülerin aldığı gün de vardır ama şu an ezbere konuşuyorum. Ya da evimizin yakınında bir çöp toplama merkezi gibi bir yer var. Böyle boş bir arsayı bir sürü konteynerler koydular. Oraya atabilirsiniz. Ya da böyle büyük alışveriş merkezlerinin böyle çöp geri dönüşüm çöpleri koyuyorlar. Çünkü onları oradan para kazanıyorlar. Siz de çöpten kurtulmuş oluyorsunuz. Oraya götürebilirsiniz. Ya da İon alışveriş merkezlerinin bazılarında girişinde bir makine koyuyorlar. Kartınızı okutuyorsunuz. Belirli bir kilo başına böyle bir kuruş para veriyor. Yani siz de birazcık para kazanabiliyorsunuz. Oraya götürmeyeceğim çünkü uğraşabilecek durumda değilim. Eve en yakın olan alışveriş merkezinin geri dönüşüm kısmına çöpü atacağım. Bunlar koliler neden çıkıyor? Koliyle alışveriş yaptığımız zaman gelen kargolardan ya da market alışverişlerinde poşete para vermek istemediğimiz için oradaki marketler böyle bir stand koyuyorlar. Oraya böyle küçük küçük kutular koyuyorlar. Alışverişinizi koyabilmeniz için böylece poşet kullanmamış oluyorsunuz. Onun alışverişten gelenler de var. Çok yaşa. İyi yaşa. Şimdi onları atacağım. Sonra bakalım parka gideceğiz nefesle ama hangi parka bilmiyorum. Öyle bir zamanlama ki şöyle görünebilecek mi ya da şöyle aynadan göstereyim. Alışveriş merkezine geldim ve çöp kamyonu tam da kuli ne denir konteynerına yanaşmış, onu boşaltıyor, o yüzden buraya atamayacağım, sizi başka bir yere götüreceğim, yani kendimi de aslında. Biraz rüzgar var ama burası böyle bir alan, tren yolunun yanında boş bir arazi, bunları koydular ve karton kutu, eski gazete, eski kıyafetleri artık almıyorlarmış, şey alüminyum teneke, teneke kutu, koli, gazete, dergi gibi şeyleri buralara atabiliyorsunuz. Sonra da bak kitaplar, mangalar. Mangacılar delirecek buraya. Tabi buradan bir şey almak yasak. Ansiklopedileri görüyorum, eski kitaplar görüyorum. Ve karton kutuları da buraya atmışlar. Ve manga dergileri var. Bir sürü eski kitaplar da var. Ve kartonları buraya atmışlar. Evet, karton kısmı burasıymış çünkü. Ve burası atılmayacak şeyler de var tabii ki, hapşuracağım. Az önce neyse onu sonra anlatayım. Bu da benim atacağım. Efendim anneciğim. Pia çikolata, buraya gidiyorsun geri dönüşüme. Şimdi bunları atacağım. Şöyle bir yere koyabilir miyim sizi bakayım. Ay araba gidiyor. Bence tren geçiyor, nefes biliyor musun? Efendim? Trene? Bindin tabii, sen hatırlamıyor musun? Tamam, bir daha bineriz. Şimdi hem zemin geçişlerde tren olsun olmasın, o kırmızı ışık yansın yanmasın, durmak zorundasınız. Çünkü orada dur işareti var. Ve polis ne yapıyor biliyor musunuz? Hem zemin geçişin şeyi şurası. Şunun arkasında ya motorlu polis ya da polis arabası şurada bekliyor. Siz durmayanın arkasından fuyuu diye gidiyor. Yılın ya da ayın belli zamanları. Çünkü burada da şey diyorlar. Polisin paraya ihtiyacı var. Belirli bir parayı çıkarması gerektiği zamanlarda polis orada duruyor. Özellikle dur işaretlerinin yanında böyle ara sokaklarda fik duruyorlar. Az önce size yanlış bilgi vermiş gibi oldum. Alışveriş merkezleri bu işten para kazanıyor diye düşünmüştüm. Çünkü bu benim kendi fikrimdi açıkçası. Araştırma yapmamıştım. Ama şimdi oraya çöp arabası geldiğine göre... Ay dede korkuttu beni. Çöp attım dede.
Japon amca arabasını buraya park ediyor. Çöp arabası almaya geldiğine göre oraya demek ki konteyner için otoparkını bahçe al. Böyle duracaksınız kusura bakmazsanız eğer. Demek ki yapıyorlar. Kiralıyorlar. Konteyner koymak için. Çünkü orası park yeriydi. Ama hiçbir zaman o kadar o alışveriş merkezini o kadar full görmediğim için. Ay çamur. Çamurlukta ses geliyor. Çamur bir an tıkır tıkır ses gelince. Değil mi? Evet az önce çamur. Evet az önce çamura girdik ya hala o devam ediyor. Otoparkı hiç o kadar full görmediğim için görece az kullanılan en uçtaki kısmı konteynerler bir anda konuldu. Demek ki o kısmını o geri dönüşüm firmasına, çöp firmasına kiraladılar. Yağmur yağmıyor. Bugün yağmur göstermiyor. Bir daha bakayım kontrol edeyim ama. Canım. Evet gidiyoruz. Canlı canlı vedalaşmak istedim. Efes'le markete gittik. Oyuncak açılışı yaptık. Oyuncağı bayağı sevdi. Bebeği her yere taşıyor. Ve çöp geri dönüşüm konusunda birkaç video daha çekeceğim size. Şimdilik kolileri göstermiş oldum. Anne, sorularınız varsa... Anne, efendim. Elim buraya oldu. Tamam, yıkarız. Önemli değil. Tamam, yıkayım elini. Tamam, yıkarız. Sormak istediğiniz sorularınız ya da daha fazla böyle özellikle geri dönüşümle alakalı paylaşmak ya da sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazın lütfen. Videolarıma destek olduğunuz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.